Herkese merhabalar. 10. sınıf fizik 2. dönem 2. yazılıda birlikteyiz. Şimdi ilk önce isterseniz 2. dönem 2. yazılı konularına bir bakalım neler vardı. Dalgalar ve optik ünitelerimiz var. Bayağı da böyle yüklü üniteler bunlar. Buradaki bilmemiz gerekenler de işte bu sayfada yazıyor. Özellikle dalgalar ile ilgili bir dalganın ne olduğunu bilmeniz lazım. Yani şöyle bir dalga gördüğünüzde yukarıdaki noktaların tepe, aşağıdaki noktaların çukur olduğunu hemen gösterip tepe ve çukurları bileceğiz. Bu bir. İkincisi, iki ardışık tepe arasındaki mesafenin bir lambda yani dalga boyu kadar olduğunu bileceğiz. Bu da ikincisi. Bir sonraki ise genlik arkadaşlar. Genlik A ile gösteriliyor. R ile de gösterilebilir aslında. R diye de görebilirsiniz bunu. Bu genlik tamamen enerji ile ilgilidir. Dalganın enerjisinin ne kadar çok olduğu ile ilgili bir niceliktir. Bu da şimdi şöyle bir dalga gördüğünüzde dalganın denge noktasıyla denge noktası en fazla uzaklaşma miktarı. Bak denge noktasını gördün mü? Tam tepe ile çukur arasındaki düşey mesafenin ortasından bir çizgi çekiyorsun. Zaten sana bu çizgi çizilmiş olarak gelecek bu sayfada. Daha sonra o noktanın tepenin en fazla uzaklaşma miktarı A yani genlik olarak söyleyeceğiz. Daha sonra da periyot ve frekans var. Bunların da arası çok tatlı bir ilişki var. Bunlar birbirlerinin bir bölüsü. Yani sana periyodu 5 saniye verirse frekans 1 bölü 5 Hz olduğunu bileceksin. Sonra da dalganın hızı var. Dalganın hızıyla da ilgili şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Lambda F eşittir V'dir. Zaten burada da yazıyor. V eşittir lambda bölü T olarak da görebilirsin bunu. Çünkü F frekans dediğimiz şey neydi? 1 bölü T'ydi değil mi? O şekilde yazdığımızda hız lambda bölü T olarak da geçer. Aynı zamanda genel formülde budur. V eşittir lambda çarpı F olarak formülünü bulup yerine koyabilirsin. Daha sonra burada biz yay dalgalarından bahsederiz. Yani dalgaların genel ifadesini gördük. Acaba yaylar üzerinde dalgalar nasıl oluyor dediğimizde neyi göreceğiz biz? Yay dalgalarını. Yay dalgalarında da kalınlı, inceli bir sürü yay çeşidi görebilirsin. Burada önemli olan şudur arkadaşlar. Eğer bir dalga gelip başka bir yaya çarpıp ters dönüyorsa, bak baş yukarı gelmiş, başı yukarıda. Daha sonra burada bir yay olduğunu düşün, sonra ters döndü. Böyle bir durumda kesinlikle burada çarptığı yay arkadaşlar daha kalındır. Kalın yaya çarpmış ki ters dönmüş, ters dönmüş. O zaman ters döndüğü anda yani şurada kalın yaya çarptığı anda kalın yaya bir miktar dalga iletilecektir. İletilen ama daima gelen nasılsa iletilen de aynı şekildedir. Gördüğünüz gibi biz aslında ince yaydan kalın yaya geçişi burada göstermiş olduk. Bu baktığımızda ters dönme başka nerede var? Ters dönme bir de arkadaşlar şöyle göstereyim. Sabit uçlarda vardır. Sen başka bir yay koymazsın da böyle bir direğe bağlarsın. Bir kaleme bağlarsın tamam mı? Bağladığın zaman orası artık sabit uçtur. Ve gelen atma ne yapacaktır? Buraya çarpacaktır ve ters dönecektir. Gördüğün gibi eğer bir yay dalgasında ters dönme görüyorsan ya inceden kalın yaya geçiş vardır ya da sabit uca uçtan bir yansıma söz konusudur. Bunun dışında ters dönmenin olmayacaktır. Bunun dışındakilerde kalın yaydan ince yaya geçişte tabii ki de ters dönme söz konusu olmayacaktır. Daha sonra ne var? Su dalgaları var. Su dalgalarında arkadaşlar derinlerde hızlı olduğunu bileceğiz. Yani bir sıvı eğer daha derindeyse, bir sıvı daha derinse o sıvının yüzeyinde oluşan dalgalar daha hızlıdır. Daha hızlı ilerler. Bu yüzden dalgalar birbirlerinden çabuk kaçabilirler. Bu nedenle de derinde hızlı ya hani çabuk kaçıyor. Tepeler de birbirinden çabuk kaçıyor. Neyin arası açılıyor? Dalga boyu değil mi? O zaman derinde hızlı olduğunda lambda dalga boyu artar arkadaşlar, büyür. Ses ve deprem dalgalarına da baktığımızda bunların da aslında kendilerine göre özellikleri var. Ses dalgalarına baktığımızda ses dalgaları aslında deprem dalgaları da, su dalgaları da, yay dalgaları da öyle. Burada gördüğümüz dalgalar mekanik dalgalardır. Mekanik. Mekanik dalgalar, mekanik bir hatırlayalım. Mekanik dalgalar yayılırken ortama ihtiyaç duyan, maddesel ortama ihtiyaç duyan dalgalardır. Yani ses havaya ihtiyaç duyar. Ses kesinlikle boşlukta yayılmaz.
Deprem yine öyle. Ya hava, ya kara, ya su, bir şey olmalı. Su dalgası zaten suda yayılıyor. Mutlaka ortama ihtiyaç olacaktır dalgalarda. Ama hepsinde öyle mi? Hayır. Bazı dalgalar vardır. Mesela bak, bunlara dedik ki mekanik dalgalar. Ama bir dalga çeşidimiz daha var. Elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgalarda ise boşlukta da yayılabiliyorlar bunlar. Bunlar gördüğümüz ışık dalgaları da elektromanyetik dalgalardır. Güneşten bize gelen ışınlar da yine elektromanyetik dalgalardır ve boşlukta da, maddesi ortam olmadığında da yayılabiliyorlar. Peki dalgalar böyleydi. Optikte neler vardı? Optikte öncelikle ışık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti gibi kavramlarımız var. Işık şiddeti aslında bir tane lambanın üzerinden çıkan ışın sayısıydı. Şöyle gösterelim I'yi. Mesela bir lamba var. Burada da başka bir lamba var. Buradan böyle bir sürü ışıklar çıkıyor. Buradan daha az sayıda ışık çıkıyor. Zaten aydınlatması da daha az olur bunun. O zaman ışık şiddetlerine baktığımızda bunun ışık şiddeti diğerinden daha büyüktür diyebiliriz. Işık akısına baktığımızda, ışık akısı için bir arkadaşlar yüzey gerekir, yüzey. Bir yüzey gerekir ve şöyle göstereyim, noktasal bir ışık kaynağı düşünün. Karşısında bir yüzey vardır. Buradan çıkan ışınların yüzeyi, kaç tane ışın yüzeye geliyor, buna bakılır ışık akısında. Aydınlanma şiddeti de yine buna göre bir şey, bununla alakalı bir şey. Aydınlanma şiddetinin küçük bir formülü var. I bölü d kare diye. Bunda da şöyle bir durum var. Senin burada bir tane lamban var ya hani. Sonra da bir yüzeyin var. Mesela şöyle bir yüzeye çıkalım. Buna bir D kadar uzaklıkta olsun. Şu noktadaki aydınlanması bu noktayı ne kadar aydınlattı? I bölü D kare ile bulunabilir. Yani şöyle düşünün. Ne kadar yaklaştırırsak lambayı, bu yüzeydeki aydınlanma o kadar büyük olacaktır. Yalnız enteresan bir şey var. Açı artarsa da, mesela açıyı şöyle bir yerde yapalım. Şu yüzeyi büyütelim. Şöyle bir yerdeki aydınlanma da yine küçülecektir arkadaşlar. Küçük olacaktır. Buradan daha küçük olacaktır. Hem uzaklığı arttırdın hem de açı yaptın. Açı yapınca ışınlar dik düşmediği anda aydınlanma da azalacaktır aslında. Ve daha sonra bunlarla birlikte gölge var. Gölgede bildiğimiz geometri yapacağız. Geometriyle hesap yapacağız. Burada çizeceğiz, gölgeleri çizeceğiz. Yansımaya baktığımızda yansımada hem düzlem ayna hem de küresel aynadan yansımalar söz konusu. Burada ikisinde de yansımaları gösteriyoruz. Kırılmada ise kırılma bir ışığın ortam değiştirdiğinde, mesela şöyle yapalım. Burası başka, burası başka, bir ikisi farklı ortam. Diyelim ki buradan bir ışın geliyor. Şimdi burada başka bir ortama geçişte bu kırılır. Böyle sanki hani bardağa çay kaşığı koyduğunuzda içinde de bardağın su varsa eğer, böyle kırık gibi gözükür ya, aslında bu odur. Kırılır. Bundan bahsediyoruz kırılmada. Ortam değişimiyle ilgili bir niceliktir bu da, olaydır. Sonra renkler var. Renkler özellikle hem merceklerde kullanılır hem de işte bir cismin görüntüsü için, işte buna ışık geliyor, acaba bu kırmızı mı gözükür, mavi mi gözükür dediğinde yine ışık ile ilgili, renk ile ilgili bir şeyler bilmen lazım. Bu yüzden ışığın ana renklerini bilmek lazım. Kıyma diye aklınızda kalabilir. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerdir bunlar. Işığın bir de ara renkleri vardır. Ara renkleri ise arkadaşlar magenta, siyan ve sarıdır. Bunları da çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Unutmayın, merceklerde ışık kırılır. Küresel aynalarda, düzlem aynalarda, yani aynalarda ise ışık yansır. Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunlar öncüllerde karşımıza çıkabilir deyip ilk sorumuza bakıyoruz. Baktığımız zaman şekildeki engellere doğru ilerleyen su dalgalarının yansımalarını çizin demiş. Bakın, eğer yansıma çizeceksek o zaman şu düz olan dalgayı görüyor musunuz? Bir tane dalgan var senin. Buraya 60 derece ile gelmiş. Şimdi unutmayın, yansımada şu benim dalgam. Peki bu nedir bu? Burada bir tane daha ok var. Bu nedir? Arkadaşlar, dalganın genellikle ilerleme doğrultusu bu şekilde gösterilir. İlerleme doğrultusu aslında dalgaya diktir. Bu sizin işlem yapabilmenizi kolaylaştırmak için yapılmış bir şeydir. Çizilmediyse siz çizin, tamam mı? Şu şekilde onun doğrultusuna ve dalgaya dik olacak şekilde bir şey çizin ve devam edin. Şimdi bunun uzantısı verilmiş 60 derece. Demek ki bu ışın buraya kadar gelecek. Şu engelli arasındaki açı 60 derece. Yansımada
yansımada şu açı, şimdi bu geldi, yansıdı. Şu açı da 60 derece olur. Anlaştık mı? Bu açıda ikisi birbirlerine eşit olmalıdır. Şimdi o zaman burada, şurada küçük bir üçgen çıktı. Fark ettiniz mi? Buradaki üçgende 60-50 olduğuna göre ikisinin toplamı 110 derecedir. Bir üçgenin iç açıları toplamı da 180 derece olduğundan aradaki fark 70 derecedir. Yani şu açı üçgene tamamladığımızda 70 derece olacaktır. Peki benim dalgam ne yapacak? Benim dalgam devam edecek yansımaya. Buraya 70 ile geldi. Yine 70 ile engelli 70 derece açı yaparak gelecek. Sana biliyor musun böyle bırakmanı istemez. Çünkü sen niye çizdin? İlerleme doğrultusunu çizdin. Sana dalgayı tam olarak çizmeni isteyecek. Ne demiştim? İlerleme doğrultusu dalgaya diktir. O zaman ben bu çizgiye dik bir çizgi çizeyim. İşte bu benim dalgamdır. Şimdi bu dalgayı çizdin, harikasın. Olay bitti mi? Çok küçük bir şey kaldı. Bir de K ile L'yi göstermen lazım. Şimdi hangi tarafın K, hangi tarafın L olduğunu göstermek için kalemini al K'ye, sonra şu ışınlara paralel olarak ilerlet. 1, bak şuna paralel şimdi gidiyorum. 2, şimdi buna paralel gideceğim. 3. Ne yaptım? Dalganın altında bir noktaya geldim, değil mi? Demek ki dalganın altındaki nokta K'ymiş, üstündeki de L'ymiş. Böylelikle yansımayı çizmiş oldun. Aslında en fazla hesap gerektiren yer düz engellerden yansımadır bu şekilde. Parabolik engellerden yansımada zaten kurallar var. Bu kurallar da şöyle. Eğer merkezden geliyorsa, merkezden gelen bir noktasal bir dalga varsa, noktasal dalga kaynağı varsa bu gene kendi üzerinden yansıyacaktır. Yine merkezden yansıyacaktır. Ama sana genellikle şeyi söyleyecek. Bak şöyle bir tane paralel asal eksene, şurası asal eksen, tamam mı? Buraya dik olarak gelen şöyle bir doğrusal atma verecek sana. Bunun da bak ilerleme doğrultuları şu şekilde yine gösterilmiş. Böyle eğer paralel olarak geliyorsa şöyle göstereyim. Buraya kadar geldikten sonra odaktan geçecek arkadaşlar. Odak ne demek? Odaklanmak, değil mi? Gerçekten de odaklanacak. Çizelim birlikte. Odaklanacak şekilde çizelim. Şöyle devam edecektir. Anlaştık mı? Böyle devam etti. Odak, fokus noktası F. Şimdi bu çukur engelde böyleydi. Tümsek engelde ise bunun bir tık farklısıdır. Burada kendisi buradan odaktan hani devam etti. Burada odağımız engelin diğer tarafında. Sonuçta bu bir engel olduğuna göre atmamız, dalgamız bu tarafa geçemeyecektir. O zaman ne yapacağız biz geçemeyecekse? Odakla ilişkili olduğunu biliyorum burada. Uzantısı odaktan geçecek şekilde. Tamam? Uzantısı odaktan geçecek şekilde. Şimdi kırmızıyla çizeyim. Daha rahat görelim. Şu şekilde devam edecek. Benim dalgalarım bu şekilde devam edecektir. Anlaştık mı? Böylelikle temel kuralları görmüş olduk. Bu üçlü beşli şekilde sorulabilir. Şundan birkaç tanesi gelebilir. Yani tek engel de olabilirdi bu. Sadece bu kadarı da verilebilirdi. İkili ya da üçlü şekilde de verilebilirdi. Burada bir husus daha var. Unutmayın engele dik doğrultuda gelen, şöyle bir atma yapalım kale. Engele dik doğrultuda gelen bir dalga, bir atma kendi üzerinden geri yansır arkadaşlar. Şu şekilde kendi üzerinden geri yansır. Bunu da unutmayalım ve başka bir kırılmaya geçelim. Şimdi bu derinlikleri farklı KLM bölgelerinde oluşan atmalarda ilerleme doğrultuları verilmiş gördüğünüz gibi. Bakın atma bu, ilerleme doğrultusu ise şunlar. O zaman biz şimdi burada ilerleme doğrultusuna bakıp bunlar arasında bir derinlik ilişkisi çıkarmamız gerekiyor. Şimdi bu konuya dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bu konuda bir sürü şekilde bunu çözebilirsiniz. Ama benim sevdiğim, hiç ezber de gerektirmeyen kısmı şudur. Bir kere şunu bileceksin. Derinde dalgalar hızlıdır. Tamam? Derinde dalgalar hızlıdır. Bunu bilirsen eğer, o zaman derinde hızlıysa diğeri ne oluyor? Sığ ortamda da dalgalar yavaş olacaktır. Tamam mı? Yavaş.
derinlikleri farklı. Yalnız biz bunları farklı renkte çizdik ama bunların hepsi su. Onu unutmayın. Sadece bölgelerin farklı olduğunu göstermek istedik. Şimdi bakalım. Derinde hızlı dedik. Şimdi sen geldin bu atman. Bak buraya kadar geldi. Buradan sonra dikkat et. İlerleme doğrultusu böyle olmuş ya. Değil mi? Buna dik olarak çiziyorduk. Demek ki senin buradaki dalgan bu şekilde. Şimdi ben tam oraya geldiği anı tam şuradan çizeceğim. Buraya geldiği zaman atmanın şu bölgesinden aşağısı kırılmış olacak. Yani şu kırıldı. Ama diğer tarafı henüz kırılmamış olacak. Yani burası. Değil mi? Ondan sonra kırılacak ve bu şekilde ilerleyecek. Şimdi baktığım zaman burada bir yavaşlama olduğunu görüyorum. Normalde bunu devam ettirseydim şu şekilde olacaktı. Yani K ile L aynı hızda olsaydı, atma K ile L de aynı hızda olsaydı şu aşağıdaki kırılan bölgenin bu şekilde olacağını tahmin edebiliyorum. Tabii ki de düzgün bir şekilde gelecek. Yalnız ne olmuş? Biraz geride mi kalmış? Yani L'nin yavaş olduğunu, yani sığ olduğunu söyleyebilirim. Kimden daha sığ? K'dan. K de derin. İkisi arasındaki işlem yaptığında bunu buluyorum. Şimdi gelin bu tarafa bakalım. Burada da M'deki ilerleyişi görebiliyorsunuz. O zaman şöyle yapalım. Ben tam bu noktada çizmek istesem. O zaman şunun aşağısı kırılmamış olacak gördüğünüz gibi ama yukarısı kırılmış olacak. Şöyle değil mi? Şu şekilde kırılmış olacak. Burada da görüyorum ki şimdi bu devam etseydi gördünüz mü? Devam etseydi bu daha ileride. Kırılan tarafın daha ileride olması gerekiyordu. Demek ki burada daha geride kalmış. Yavaş yani. M'de de yavaşlamış. Demek ki şunu söyleyebilirim. M yavaş yani en sığ olduğunu söyleyebilirim M'nin. O zaman ne yapacağız? K'nin derinliği en fazla. Sonra L'nin en az derinliği olan ise M'nindir. İsterseniz burada bir de şeyleri kıyaslayalım. Hızları tekrar kıyaslayalım. Derin de hızlıdır. Yani K'de en hızlı, M'de de en yavaş olacaktır. Bunlar atmalardı ama bunlar dalga boyları olsaydı, dalga boyları K'deki dalga boyu en büyük olacaktı. Unutmayın. İki dalga arası mesafe en büyük K'de olacaktı. Bir de genellikle şunu sorarlar. Bak sakın şey yapmayın, sakın buraya kanmayın. Frekansları arasındaki ilişkiyi sorarlar. Frekans arasındaki ilişkiyi sorduğunda bunların üçü de tek bir kaynaktan çıktığı için frekansları üçünün de eşit olacaktır. Ya da periyotları, o da kaynağa bağlıdır. Periyotları üçünün de eşit olacaktır. Öncülü sorularda ya da ABC şıklarında karşınıza çıkabilir. Dikkatli olun diyorum benden söylemesi. Şimdi ilerleme yönü verilen atmanın gördüğünüz gibi bir şu şekilde serbest uçtan bir de sabit uçtan yansımasını aslında bize soruyor ve atmaların bir saniyede bak bir birim bölü saniye bir saniyede bir bölme ilerlediğini söylüyor. Ne demek bu? Mesela buradaysa bir saniyede buraya gelecek. Bir saniyede buraya gelecek. Bunu söylüyor. Atmaların 4 saniye sonraki görünümlerini istiyor. Şimdi bakıyorum bu küçük olan bu tarafa sola, büyük olan da sağa doğru ilerlemiş. Önemli olan neydi? Eğer sabit uça geliyorsan ters dönerek yansıyorsun. Ama burası gibi sabit uca geliyorsan ters dönme yok burada. Aynı şekilde geri dönebilirsin. Birlikte başlayalım. Şimdi bir. Ben buradan başlıyorum. Şurada bu bir dalga. Şimdi 1, 2, 3, 4. Doğru yaptım mı? Dikkat edin. Serbest uçta ters dönmüyorduk değil mi? Demek ki ne yapacağız? Bu atmamdı. 1, 2, aynı şekilde üstten devam ediyorum. 3 ve 4. Yani bu dalgam şuraya gelecek 4. saniyede. Ters döndü mü? Hayır, dönmedi. Sabit uça hemen yaz. Ters dönecek. Şimdi bunu yapalım. Bu bir atmam. Devam ediyorum. 1, ters döndüm. 2, 3 ve 4. Artık şurada olduğumu görebilirsin bu küçük için. Ve şimdi eğer bana atmanın 4 saniye sonra görünümlerini çiz diyorsa sana aslında ne diyordur biliyor musun? Genlik hesabı yap diyordur. Genlik hesabı nasıl yapılır? Bakın bunun tepe noktası artı 2 birim yukarıda. Bunun tepe noktası ise ya da daha doğrusu çukur noktası ise eksi 1'de. O zaman bunlar üst üste geldiğinde toplayalım 2 ile eksi
2 ile eksi 1 toplayalım. Artı 1 çıkıyor değil mi? Sonuncuyu çiziyorum arkadaşlar. O zaman artı 1'lik bir atma çizeceksin buraya. Gördüğünüz gibi turuncu ile çizdiğim benim atmam bileşke atma olacaktır. 2 ya da daha fazla atmanın bir araya geldiğinde oluşan görünüm bileşke atmadır. Burada da çizdik onu. Bak tekrar ediyorum. Serbest uçta aynen geri dönüyor. Sabit uçta ters dönüyor. Bu da önemli bir bilgi. Şimdi geldik boşluk doldurmamıza. Ortamdaki taneciklerin titreşim doğrultusu, ilerleme doğrultusu dik olan dalgalara ne ad verilir? Bakın, biz dalgaları iki şekilde ayırıyoruz. Bir tanesini az önce söyledik. Enerji taşıyabilmelerine göre. Yani enerjiyi nasıl taşıyorlar? Ortama ihtiyaç duyuyorlar mı? Yoksa ortama ihtiyaç duymuyorlar mı? Ortama ihtiyaç var. Burada var. Burada da ortama ihtiyaç yok. Eğer ortama ihtiyacın varsa bu mekanik dalgadır. Ortama ihtiyacın yoksa bu da elektromanyetik dalgadır. Tamam mı? Bunu bileceğiz. Şimdi bunlar neler? Ortama ihtiyaç var ise arkadaşlar bunlar ses, su, yay dalgası ya da işte deprem dalgası olabilir. Bunlar ortama ihtiyaç vardır ve mekanik dalgalardır. Elektromanyetik dalgalar kulağınız aşina olsun. X ışınları, radyo dalgaları, mikro dalgalar. Tamam? O daha sonra çok görünür ışık, kırmızı, yeşil, mavi. Bunların hepsi elektromanyetik dalgadır. Bu şimdi bir dalgaları ayırdık ama burada sorduğu dik olan, şimdi bir tanesinde ortamdaki titreşimle ilerleme doğrultusu diktir. Bir tanesinde de paraleldir arkadaşlar. Dik olanlara diklik, elektromanyetik dalga diyoruz. Şu diklikten aklınıza gelsin. Enine dalga diyoruz. Enine, dik olana enine dalga diyoruz. Paralele de boyuna dalga diyoruz. Bu paralele de bir tane daha şöyle koyalım çaktırmadan. Paralel olsa da boyuna dalga. Bunlarda da arkadaşlar burası elektromanyetik dalgalar, biliyor musunuz, enine dalgalardır. Çok önemlidir bu. Boyuna içinde ses dalgaları arkadaşlar boyuna dalgadır. Tamam, ses dalgaları boyuna dalgadır. Peki şimdi bakalım ortamdaki taneciklerin diklik olan dalgaları ne diyormuşuz? Dik enine, değil mi? Enine dalgalar dikten aklımıza geliyor. Ses dalgaları titreşim doğrultusu bakımından yani şuradan bahsediyor. Titreşim doğrultusu bakımından paralel olduğu için boyuna dalgalardır. Boyuna. Taşıdığı enerji bakımından enerjiyi nasıl taşıyor? Bir ortam gerekiyor. Onun için de bu mekanik dalgadır diyebiliriz. Şimdi depremi inceleyen bilim dalına ne deniyor acaba? Sismoloji deniyor ve depremi inceleyen bilim insanlarına sismolog denir arkadaşlar. Sismolog. Bu şekilde de boşluk doldurmamızı bitirdik. Hem de bir genel bir şey söylemiş olduk. Şimdi şekildeki dalgaların hızı demiş. 12 santimetre. Şekildeki dalgaları görüyor musunuz? Burada bak. Dikkat edin burada. Normalde bize dalgalar hep tepe çukur o şekilde verilir. Burada ise dalganın bir kısmı dışarıda. Burası bir dalganın tepesi, burası diğer dalganın tepesi gördüğünüz gibi. Dalgaların hızı 12 santim bölü saniyemiş. Buna göre işte dalgaların özellikleri soruluyor. Burada bilmem gereken şey şudur. Bakın, ben şöyle yaptığımda dalgamı tepe ile ardışık ikinci tepe arasını bir lambda dalga boyu olarak söyleyebilirim. Burada da 12 santim verildiğine göre burası. Gelin buradakileri sayalım. Şimdi şurada başka bir tepe var. Bu bir tepe zaten. Burada başka bir tepe. Bu da bir tepe. O zaman şu ikisi arası bir lambda. Bu ikisi arası başka bir lambda. Bu da üçüncü lambda. Yani 12 santim genişlik aslında 3 lambdaya tekabül ediyor. O zaman şunu söyleyebilir miyim? 12 santim 3 lambdaysa 12'yi şunu diğer tarafa geçiriyorum. Lambdayın eşitini bulmak için 12 bölü 3 yazarım. Yani 4 santim bulur. Dalga boyunu 4 santim diye yazarım. Burada sadece saydım, böldüm. Hiçbir şey yok.
klasik bir Anadolu Lisesi sorusudur. Frekansına geldiğinde. Şimdi bir dalganın frekansı için formüle ihtiyacım var. Bu lambda f eşittir v dediğimiz formülden çıkar. Sana sen şimdi bu verildi, sen neyi buldun? Dalga boyunu. 4'ü buldun. Yapıştırdın buraya. Frekansı soruluyor zaten. Sen neyi bileceksin? Bir de hızı bileceksin. Sana vermiş mi hızı? Soruda aradın, hemen buldun. O zaman yerine yazdın. Şimdi frekansı bulalım arkadaşlar. Frekansı tek başına bırakmak için yanındaki çarpımı bu tarafa koydum. F eşittir 12 bölü 4'ten 3 Hz çıktı. Biliyor musun, burada aslında şey de sorulabilirdi. Periyot da sorulabilirdi. Periyot frekansın tersi olduğuna göre bunu 1 bölü 3 saniye olarak yazabilirsin. Tek farkları şudur. Frekansın birimi Hz'dir. Periyodun birimi ise saniyedir. Çünkü periyot bir zamandır. Tepe tepe arasındaki zaman 1 bölü 3 saniyede demek ki bu tepe buraya geliyormuş mesela, bunu söyler. Şimdi son olarak L kısmının altına takos konulduğunda nasıl olacak? Şimdi L'nin altına takos koyduğunda bu birazcık yukarı mı kalkacak? Yani bu biraz yukarı kalktı, ne oldu? Sular biraz bu tarafa geldi, değil mi? Burası şey oldu, derin oldu, burası sığ oldu. Hemen buna isterseniz şekil üzerinden bakalım. Yani böyle olacak. L'nin altına takos koyduğunda burada bu şekilde şurasının derin, burasının sığ olan bir bölge olduğunu göreceksin. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Derin bölge K'da, derin bölge K kısmı, L kısmı ise sığ bölgedir. Ben şunu biliyor muyum? Derinde lambda dalga boyu büyüktür, sığda ise lambda dalga boyu küçüktür. Neden? Hatırlayalım. Burada hız büyük, değil mi? Büyük. Burada ise hızım küçüktür. Diğerine göre daha küçüktür. Unutmayın. Frekans yine eşittir. Çünkü sen aynı kaynaktan, sabit frekans kaynaktan dalga ürettin. Tek bir kaynak çıktı, onu dalgalar üretiyor. Doğal olarak frekansın sabit olacaktır. Tamam mı? Sana sabit frekanslı bir kaynaktan üretilen dalgalar dediği zaman bütün dalgaların sabit olduğunu unutma. Burada bakın, bunu demesine gerek yoktu. Çünkü ben burada derinliği görüyorum. Dalgaların da eşit aralıklı olduğunu görüyorum. Demek ki bu sabit frekanslı bir kaynak tarafından üretilmiş. Yani ne kadar burada derin burası olsa da hep buradaki dalgaların frekansları, periyotları eşit olacak. Gelin sorumuzu birlikte çizelim. Şimdi burada oluşturduğun dalgalar. Burada derin, burada küçük, sığ. Hani burada aralığın geniş olacak, burada küçük olacak. O zaman ben buradan buraya küçülerek, dalga boyunu küçülterek gideceğim. Şöyle yapalım. Şimdi küçültüyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Küçüldüm. Sana sadece şurasını bile verirse buranın derin, değil mi arkadaşlar? Buranın sığ olduğunu hemen anlayabilirsin. Bunu da unutmayın. Bunun çok çeşitli versiyonlarını sorabilir. Önemli olan budur. Bir de bunu üstten bakalım mı? Üstten ışık tutalım. Aşağıya da ne görürüz ona bakalım. Üstten ışık tuttuğunda derinlerde bak şimdi şöyle olacaktır o zaman. Şöyle. Şimdi artık dalga boyun azalıyor. Demek ki bunlar arasındaki mesafe de azaldı. Tamam mı? Şöyle şöyle şeyler göreceksin. Şimdi normalde bunun sayısının tutması lazım da ben genel olarak çizdim. İşte kaç tane varsa 1, 2, 3, 4 tane varsa burada da 4 tane olacak aslında. Ama hani derinden sığa geçiş varsa bu şekilde dalga boylarının küçüldüğünü göreceksin. Şimdi başka bir sorumuz. Geçtik. Bakın şimdi K noktası ışık kaynağından çıkan ışınlar. Şurada K noktası ışık kaynağı var. Önce düzlem aynadan yansıyacak. Daha sonra da çukur aynadan yansıyacak. Şimdi bir, eğer düzlem aynadan yansıtacaksan düzlem aynaya dik uzaklığını bul. Sonra onun aynısından simetriğini al. İşte şurası arkadaşlar K üssü noktasıdır. Yani bunun düzlem aynadan yansımış halidir. Şimdi de biz bunu çukur aynadan yansıtalım. Bunun için şimdi biz hep hani bazı kurallar görüyoruz çukur aynada. Hatırlatalım. Merkezdeki cismin görüntüsü merkezdedir. Aynı zamanda boyu eşittir. 1,5 F'deki cismin görüntüsü 3 F'dedir. Boylara baktığında da yakın olan kısa, uzun olan uzak olan, aynaya uzak olan daha uzundur. Bunu söyleyebiliriz. Bir de hani hatırlatma, F
gökten gelen ışınlar sonsuzdan devam eder. Yani asal eksene paralel olarak asal ekseni kesmeden devam eder. Şimdi baktığımda ben burada, şimdi böyle bir nokta var. Şimdi ben bunu tanımlayamıyorum. Bu nokta nerede? Ama şunu yapabilirim. Derim ki tamam bana nokta verdi ama ben bunu uzatırsam bunun asal eksende nereye tekabül ettiğini görebilirim, değil mi? Burada görüyorum ki merkezden, aslında bunun konumu merkezde ve bu 4 haş boyunda. Diyorum tamam, ben merkezdekinin yansımasını biliyorum. Merkezdeki cisim yine merkeze yansıyordu. Ama tersti, unutmayın, ters. Neden? Hatırlayalım. Gerçek görüntüler ters oluyordu ve ayna önünde çıkıyordu arkadaşlar. Ayna önünde. Yani aynanın bu tarafında çıkacak yine. Görüntüm gerçek olduğu için. Şimdi bunun yansımasını alıyorum. Merkezde ve ters. Merkez burada, ters. Boyu da aynı. Yani 1, 2, 3, 4 birim gideceğim. Okumu koydum. Okumu koyduğum yer, yani bu nokta aslında cismimin, değil mi, görüntüsünün olduğu yer değil midir? Demek ki böyle bir soruda bizim cevabımız hangi nokta olacaktır? Bir noktası olacaktır. İşaretledik ve geçtik. Şimdi bir mercek sorumuz. Asal eksenleri çıkışı K ve L merceklerine eksene paralel gelen I ışının izlediği yol verilmiş burada. Bakın paralel geliyor, sonra buradan kırılıyor, sonra tekrar kırılıyor. Buna göre diyor FK bölü FL kaçtır? Yani bunların neleri soruluyor? Odak noktaları soruluyor. F demek odak noktası. Aslında F küçük yazıldığında odak uzaklığıdır. Odak uzaklıklarının oranı soruluyor. Şimdi birlikte yapalım. Az önce zaten kuralları söylemiştik, değil mi? Bir kere F sonsuz ilişkisi var. Bunlar çift taraflıdır. 1,5 F, 3 F ilişkisi var. İşte merkez merkez ilişkisi var. Bir de hatırlayalım, yarım F eksi F ilişkisi var. Bunu da hatırlayalım. Yarım F eksi F de şöyle. Hemen şunu göstereyim küçük bir yerde. Şimdi şöyle gösterelim. Yarım F'den geldiyse ışının şöyle uzantısı F'den geçecek şekilde olacaktır. Yani şu şekilde, şurası F olacak şekilde eksi tarafta uzantısı oradan geçecek şekilde devam edecektir. Bu da bir özellik. Şimdi senin ışının geldi. Asal eksene paralel geldiyse senin ışının şöyle geldi yani. Senin ışının nereden kırılacak odakta? Şuradan kırılmış. Demek ki bu arası FK kadar. Yani FK'nin bir birim olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğeri. Şimdi bakın. Aynı merceğe bir birim uzaklıkta gelen ışınım. Şimdi bir birim uzaklıkta şöyle devam etseydi ben buranın merkez olduğunu söyleyecektim. Neden? Merkez merkez eşit uzaklıkta gitmiş diyecektim. Ama öyle değil. Burası 2 birim uzaklıkta kırmış. 1'e 2 oranı nerede var? Bak burada var. Gördün mü? 1,5 F'e 3 F, değil mi? Şurada da var arkadaşlar. Ama buradakiyle bir benzerliği yok gördüğünüz gibi. Burada eksi F var. O yüzden 1'e 2 oranında hemen burası aklınıza gelecek. Yani diyeceksiniz ki demek ki bir birim bunun için 1,5 F'leymiş. 2 birim de L için ne kadarmış? 3 F'leymiş. İşte sen herhangi istediğinden, mesela şuradan ya da buradan eşitlikten F'lenin değerini bulabilirsin. 3 F'le eşit 2 birim ise FL eşittir 2 bölü 3 birimdir. Artık yerlerine koyacağız. Bak bazı arkadaşlar bunu buluyor, bırakıyor. Bunu bırakmayın. Sana ne soruldu? Oran soruldu, tamam mı? Oran, sen yaz şuraya. Yaz şuraya. FK bölü FL'ye yaz. FK 1 birimdi. FL 2 bölü 3 birimdi. 1 çarpı alttakini ters çevirip çarp. Ve sonra neyi bul? Bir şey yanlış mı yaptım ben? Yok, doğru yaptım. Bunu da yaptığım zaman 2 bölü 3 olduğunu bul. Oranı da kaçtır dedi. 3 bölü 2'yi bulduk. Yazdık, yerine koyduk. Bitti sorumuz. Şimdi başka bir soru. Bu soruda I ışının saydam ortamdaki ilerleyişi şekildeki gibidir diyor. Şurada gördüğünüz gibi. Burada ortamların ışığı kırma indizleriyle ilgili bir soru var. Şimdi bu soruda arkadaşlar aileyede bir kıyas yapmamızı isteyebilir. Birlikte kıyası göreceğiz. Şimdi kıyas dediği zaman olayımız şu. Şimdi burada açılara bakarsın. Unutma, eğer
öncelikle şunu söyleyelim. Neden kırılıyor bu ışın? Neden bu şekilde gitmiyor? Neden böyle normale yaklaşıyor? Çünkü ortamlar arasında fark var. Ortamların ışığı kırma indizleri farklı. Eğer senin ortamının ışığı kırma indizi, ki biz bunu ne ile gösteriyoruz? Ne küçükse, küçükse, K'den aklına gelsin, küçükse, o zaman senin ışının normalden kaçar. Normalden uzaklaşır. Anlaştık mı? Küçükse uzaklaşır. Şimdi şöyle bakalım mı? Bu şekilde gelmiş. Şimdi bak turuncuyla çizeyim. Şimdi normalde böyle gelecekti değil mi? Şimdi şeyde senin yüzey normalinde bak burada çizik. Yüzey normalinde bu. Senin böyle gelecek ışının yüzey normaline doğru yaklaşmış değil mi? Yani kaçmamış yüzey normalinden. Ona doğru yaklaşmış. Demek ki elle enmeden daha büyük. Bu bir. İkincisi şuraya bakıyorum. Şimdi burası paralel ortamlar, ara kesiti birbirine paralel olan ortamlarda özel bir durumumuz var. Şurası 37 ise geometriden bunlar dış ders oluyordu. Şurası da 37 derece oluyor. Tamam. Şimdi bakalım. Burada L ortamıyla M ortamına bakıyorum. L ortamından geldin. Nasıl gitmen gerekiyordu? Hiç kırılmasaydın böyle gidecektin değil mi? Ama yüzey normaline bakıyorum. Yüzey normali bak burada. Yüzeye dik olan hayali bir çizgi. Şimdi burada benim bu ışınım böyle gitmemiş de normalden uzaklaşmış. Görüyor musun bak ne kadar uzaklaşmış. Demek ki senin K ortamının ışığı kırma indizi, K ortamının ışığı kırma çok küçükmüş. L'den de küçükmüş. Tamam, bunu yaptık. Yani M de küçük, K de küçük. Tamam ama hani hangisi daha küçük değil mi? Kıyas için bunu da bilmemiz lazım. Bunun için arkadaşlar çok kolay bir yöntem var. Çok enteresan ama ara kesiti bu şekilde olanlarda şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ben bu ortamı yok etsem, bak şimdi yok edeceğim şimdi. Şöyle katlıyorum. Hop bunu bu tarafa getiriyorum, tamam mı? Getirdim mi buraya? Yok etsem gene kırılma aynı şekilde olacaktı. Hocam yani bu burada olur mu? Hayır öyle değil. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Yani şu noktaya gelsen şöyle şurası 53 tamam. Bu yine böyle ilerlerdi. Anlatabildim mi? K ile M olsa gene böyle ilerlerdi. O zaman şunu söyleyebiliriz. M'den gelen ışın yine normalden uzaklaşmış değil mi K'ye gelince? Yani kaçmış. O zaman NM'nin büyük, kaçan K'nin de küçük olduğunu söyleyebiliyoruz. Böylelikle de ne yaptık? 3 arası artık rahat bir şekilde kıyas yapabiliriz. N'le en büyük, sonra NM'ymiş, daha sonra da NK'ymiş. Şimdi bunu yazdık ya arkadaşlar. Bunun aynısından aslında FL'ye de sorabilirler ama bir tık daha ileri gidebilirler. Normalde yapmasalar iyi olur tabii. Ama sinel yasası diye bir yasamız var. Sinel yasası der ki buradaki açıyla yani M ortamındaki açıyla M ortamının kırıcılık indizinin çarpımı ama açının sinüsü bu arada sin 53 bak sin 53'te şu açının sinüsüyle enm eşittir diyorsun. Enl ile sinüs 37 diyorsun. Tamam mı? Böylelikle bu sinel yasasını yazmış oluyorsun. Baktığın zaman sana değerlerini de verdi. M'yi bilmiyorsun tabii ama şunun 0.10'da 8 olduğunu, bunun da 0.10'da 6 olduğunu biliyorsun. Sana verecek. Başka türlü bulamazsın. O zaman Nm'nin Nl çarpı bakın 0.10'da 6, 0.10'da 8. Böyle bir şey varsa virgülleri atın. 6'ya 8, 3/4 çıkar burası. Şunu yazabilirsin. Bir diğeri de L ile K arasında yapalım. L çarpı artık alıştınız sinüs 37. Bunu da şu tarafa baktığımda NK çarpı ne olacaktır? Şurası normalle arasındaki açı 90 derecedir. Sin 90. Sin 90 özel olarak 1'e eşit olduğundan NK'nin sinüs 37'de verilmiş 0.6. Yani bu 3/5 yapar. Bu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hangi sayı büyük? 3/4 mü? 3/5 mi? Tabii ki de 3/4 büyüktür değil mi? Yani aynı şeyi buradan da yapabilirsiniz. Nm daha büyük, Nk daha küçük çıkar. Şu işlemi mümkünse sormasın. Ama sorarsa da bilin. Tamam mı? Bazı öğrencilerimin görüyorum yorumlarda hocam biz daha işlemli çözüyoruz bunu falan diyorlar. Bu da sizin için arkadaşlar. Ama normalde FL'de, AL'de aslında şu kısım sorulsa iyi olur. Şimdi
bir gölge sorumuz. Gölge sorumuza baktığımızda durumumuz şu. K, L noktasal ışık kaynakları var ve bunların karşıdaki ekrandaki gölgelerini bulmaya çalışacağız. Birlikte yapalım. Şimdi bir kere L'nin ilk önce bulmak istiyorum. Şöyle bir çizgi çekiyorum. Ne yapıyoruz? Noktasal ışık kaynaklarında hep üste alta yani cismin üstüne ve altına ışın çizeriz. Şöyle göstereyim. Bu da köşegen şuraya geliyor. Buradan devam ediyoruz. Şurada ufak çıktı bak bu. Şuradan iki birim daha yukarı çıkması gerekiyor. Bir, iki daha burada var. Tamam. Bir de şuraya getireyim. Şöyle bir yere. Altına. Şuradan da bunu yaptık. Şimdi L için bir bu. İkincisi de bu olacaktır. Bunları çizdik şimdi. Diğeri ise K'den. K'den baktığımızda ise K'den de isterseniz kırmızıyla çizelim. Yine sınır olarak burasını alıyorum. Şurada da şöyle bir ışın. Sonra bu ne olacaktır? Devam edecektir. Şuraya da direkt cetvel alıp çizsem tabii ki de daha rahat olur. Sizin için de öyle ama sınavda cetveliniz olmayacak. Siz de bu şekilde çizeceksiniz. Gördüğünüz gibi devam ettiriyorum. Bu da böyle. Şimdi bu iki kısımdan da ışık alamayan bölge var ya, hem L'den hem K'dan. Burası tam gölge olacaktır. Tam gölge, tam gölge. Diğerleri ise yarı gölge olacaktır, kalan yerler. O zaman biz bir tam gölgeleri bulalım. Şurası, şimdi yarı çapı 2R olduğuna göre pi 2R'nin karesi yazabiliriz. Burada da yarı çapı ne oldu? 1,5 mu oldu? Bak 1,5R oldu. O zaman pi çarpı 1,5R'nin karesini alabilirsiniz. Yani burada bir daire vardır ve alan almak gerekir. Şimdi diğerine bakalım. Bir diğeri yarı gölge. Yarı gölge için ilk önce büyük dairenin alanı bulunur aslında. Bakın burada 2 vardı. 2 daha 4, 6 ve 8. Demek ki yarı çapı 4 birim. Şuraya geliyor. O zaman bu alanın tamamı pi 4R'nin karesidir. Ama yarı gölgeyi istiyorsan, yarı gölgeyi istiyorsan ne olacaktır? Toplamdan tam gölgeyi çıkartman lazım. Yani pi çarpı 2R'nin karesini çıkartman lazım. Buradaki yarı gölgeyi de bulalım. Burada da dikkat edin, şöyle bir şey var. Yani 1, 2, 3, 4 uzunluğunda, 4 çapında bir daire var. O zaman yarı çapı bunun 2R'dir. Ve yarı gölgede buradan pi çarpı 2R'nin karesinden ortadaki tam gölgenin alanı çıkmış halidir. Şunun karesinin çıkmış halidir. Böylelikle eğer gölge şeklini çizdi de AL'de çizdin zaten. Şuralar yarı gölge, değil mi? Kırmızı ile çizdiklerinde tam gölge olacaktır. Siyahla çizerseniz bunu koyu çizeceksiniz. Böyle çok koyu çizeceksin. Tamam mı? Bunu da hafif böyle kalemle tarayacaksın. Böylelikle sen alanları göstermiş olacaksın. İşte tam gölge ve yarı gölgenin alanı dediğinde de artık işlem yapacağız arkadaşlar. Burada 4'ün karesi 16'dır. Şurada da 2'nin karesi 4'tür. Buradan 12 çıkacak. Şuradan onu da kendi kalemle yazayım. 4 çıkacak. Buradan da burası aslında 3 bölü 2'dir. Yani 3 bölü 2 ne demek? 9 bölü 4 çıkacak. Buradan da 3'ün karesi 9'un tabii 3'ün karesi 2'nin karesi olarak. Burada da şu 4'tür. Eksi 9 bölü 4 yaptığımızda ne olacaktır? 4 kere 4 16. Eksi 9 bölü 4. Yani ne çıktı burada da? 16'dan 9'un çıkması durumunda 7 bölü 4 olarak, değil mi? 7 bölü 4 olarak yazabiliriz. Şimdi tam gölge alanını bul dedi. Ben söyleyeyim. Tam gölge alanı şu ikisinin toplamıdır. 4 artı 9 bölü 4 bölü. Yarı gölge alanı da şunun da şunun toplamıdır. 12 artı 7 bölü 4 dedik. Burada da ne olacaktır? 16 artı 9 bölü 4. Paydaları eşitliyorum. Burada da 48. 7 daha 55 bölü 4 ve buradan da 25 bölü 55'ten 5'e böldüğümüzde 5 bölü 11 sonucunu bulacağız. Ve bir ışık sorusu. Beyaz ışığın renklere ayrılmasıyla oluşan 3 ışın. Şimdi beyaz ışın renklere ayrılıp 3 farklı ışın bulunduysa demek ki bu beyaz ışın renklere ayrıldı, böyle ışınlar bulundu. Yani prizmadan çıktı. Bunlar bir kere ana renklerden oluşur.
Tamam mı? Ana renklerden oluşmalıdır. Yani biri kırmızı, kıyma dedi, biri kırmızı, diğeri yeşil, diğeri de mavidir. Şimdi baktığımda ben kırmızının az kırılan olduğunu, az kırılan, yani prizmadan çıkan renklerde üstte kaldığını söyleyebilirim. Mavi de çok kırılandır, çok kırılan. Yani bak şöyle gelecekti, bu az kırılmış, bak böyle gelse, bu da çok kırılmış. Demek ki şu mavi renkli ışıktır, bu da kırmızı renkli ışıktır. Ne kalıyor? Ortaya da yeşil renkli ışık. Diyor ki bu ışınlar ABC cisimlerin üzerine düşüyorlar. Cisimler hangi renkte gözüküyor? Şimdi baktığım zaman sarının kırmızı artı yeşil olduğunu biliyorum. Kırmızı artı yeşil. Boya renkleri olan sarı, boya rengi olan sarı, kırmızı ve yeşilden hani onun içindeki şeyleri söyleyebiliriz. Kırmızı ise bir hani ana renktir yine. Bu burada kırmızı sadece var. Bunun başka bir şeyi yok. O zaman kırmızı geldi. Şimdi sarıya kırmızı geldi. Sarıda kırmızı, yeşil vardı. Hangisi var? Kırmızı. Ne geldi? Kırmızı. O zaman ortak olan yansıyacaktır. Kırmızı. Yani A cismi hangi renk görünecek arkadaşlar? Kırmızı renkli gözükecek. B cismine baktığımızda kırmızı, yeşil var. Burada da yeşil geliyor. O zaman burada ortak olan yeşildir. Yani buradan çıkan ışınlar yeşil olacaktır ve biz bu cismi yeşil göreceğiz. Ve son olarak şu tarafa bakalım. Cam prizmadan mavi ışık kırmızıya geldi. Ortak bir yerleri olmadığına göre C siyah gözükecektir. Siyah. Böylelikle bu sorumuzu da bitirdik ve şimdi baktığımızda kitaplarımızdan arkadaşlar tekrar yazılı sorularını çözebilirsiniz. Burada da ontak kitabımızda size pek çok yazılı sorusu var. Bakın artık bütün kitabı bitirmiş olduk. Burada çeşitli yazılı sorularımız var. Bunları da çözüp kendinizi deneyebilirsiniz ve ne yapabilirsiniz? Şöyle bir tekrar yapmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Sıfırdan ona kitabımızdan da bir tekrar yapmak isterseniz şöyle bir konuları bakmak isterseniz her sayfada ayrı konu olduğundan buradaki konuları da görebilirsiniz. Sondaki testleri, bölüm testlerini de, ünite testlerini de çözerek kendinizi deneyebilirsiniz. Hepinize başarılar demeden önce ödüllü sorumuzu gösterelim. Hepinize başarılar diliyorum.